dayanamam, yokluğuna alışamam. Göz pınarlarım kurudu, ey insanlar ağlayamam. Ben anayım dayanamam, yokluğuna alışamam. Göz pınarlarım kurudu, ey insanlar ağlayamam. Uy, 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 ben ölüm lo, uy, ben ölüm lo, metinim sen ölmen olur, dur ben ölüm lo. Tarihler 8 Ocak 1996'yı gösteriyordu. Gazeteci Metin Göktepe polisler tarafından katledildi. Metin Göktepe'nin katledilişinin üzerinden tam 19 yıl geçti. Onun gazetesi Evrensel hem katliamın aydınlatılması için uzun erimli bir mücadele verdi ama hem de Türkiye'de gerçeklerin hiçbir gerçeğin karanlıkta kalmaması için haber yaptı, habercilik yaptı. Biz yanımızda Fatih Polat var, Evrensel Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Hafızalarımızda da hemen her gün Fatih Polat'la Metin Göktepe'nin o birlikte durduğu fotoğraf var. Belki oradan başlayarak hem Metin'le çalışmış olma şansını yakalayan bir gazeteci olarak neler söylersiniz? Hem de bugün işte Paris'te Fransa'da bir derginin binasının basıldığını ve 12 kişinin öldürüldüğü bir süreçten geçiyoruz. Biraz toplam olarak ne söylersiniz? Şimdi tabii Metin'le 90'ların başından itibaren birlikte çalıştık. O fotoğrafın çekildiği zaman da 93'tü sanıyorum ve o zaman daktilo ile çalışıyorduk. Ben de muhtemelen herhalde Metin'in haberini okuyordum. O da bakıyordu. Ve tabii o dönem belki işte teknolojik imkanlar çok fazla gelişti tabii aradaki zamanda. Öyle bir kolaylığı oldu. Ve o dönem çok sayıda meslektaşımızın öldürüldüğü bir dönemdi. Özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada çok sayıda gazeteci öldürüldü ve Batı'da da bunun yansıması olarak aslında Metin Göktepe cinayeti de 90'lı yılların ortasında Türkiye'deki hakareme eylemlerinin üzerine geldi. İşçi emekçi eylemleri, gençlik eylemleri, kayıp yakınların eylemleri. Dolayısıyla onun bir sonucu olarak gündeme geldi. Ve bugün de baktığımızda aslında gerçekleri dillendirenlere, daha farklı bir noktada duranlara karşı barbarca yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz ve bugün tam o nedenle kalbimizin bir yanında Paris'te Charlie Hebdo'ya dönük saldırı aslında Metin Göktepe'ye yönelik saldırının farklı açılardan devamıdır. Dünyanın pek çok yerinde gerçeklerin ortaya çıkarılması, bir eleştirinin dillendirilmesi, farklı açılardan dillendirilmesine karşı tahammülsüzlük kendisini böyle katliamlar olarak açığa vuruyor. Dolayısıyla buradan da aslında aynı acıyı yüreğimizde hissettiğimizi ifade etmek gerekiyor. Türkiye Gazetesi gibi, Star gibi, Vakit gibi gazeteler adeta katliamı alkışlayan haberler yaptılar. Belki bir gazetecilik, Metin Göktepe gazeteciliği bütün burada nerede duruyor da onu da biraz konuşmak lazım yeniden. Tabii şuna dikkat çekmek lazım. Bu ülkede örneğin Ahmet Şık'la Nedim Şener'in tamamen uydurma delillerle Ergenekon sepetine, Ergenekon davası içine konulması için gayret sarf edenler de gazetecilerdi. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Diğer taraftan da yine bugün onlara haksızlık yapılıyor diyenler de tabii ki. Diğer taraftan işte KCK basın davasında gazeteciler sorgusu devam ederken daha o sorgu sırasında tutuklandılar diye haber yapanlar da yine aslında onlar da gazeteciydi. Bugün şimdi kendilerine dönük olduğu zaman biz yine karşı çıkıyoruz aslında. Bu haberleri yapanlara yönelik müdahale oldu ve bunlar işte özgür basın susturulamaz demeye başladılar. Böyle ironik de bir durum var. Toplam olarak aslında tabii aynı saldırının farklı tarihlerde farklı açılardan devamı diyebiliriz. Tabii şöyle bir etik sorun var. Burada basın özgürlüğü için tutarlı bir mücadeleye gerek var. Metin Göktepe katledildikten sonra Türkiye'nin her tarafında çok ciddi gazeteci eylemleri oldu. Bütün bakanları, başbakanı her gördüklerinde işte mecliste, parlamentoda, valilik önlerinde
her yerde gazeteciler sürekli eylemler yaptılar. Metin Göktepe davasının aslında polisler ilk kez bir gazeteci davasında aslında yargılandılar ve ceza aldılar. Burada özellikle başta genç meslektaşlarının kararlılığı bu dava açısından sürükleyici oldu. Ondan sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve döneminin genel başkanı Nail abi, Nail Güreli'nin tabii emeğini burada saygıyla anmak gerekiyor. Ve bütün basın meslek örgütlerinin aslında TGS'nin, ÇGD'nin, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün ve pek çok meslektaşımız. Onun dışında Metin'in partisi, Emek Partisi üyesi olduğu parti yoldaşları bu davanın peşinden koştular ve pek çok aslında kayıp yakınları koştu, sendikacılar koştu, aydınlar koştu. Herkes aslında ilden ile sürülen bu davanın peşinde koştu ve bu bir basın özgürlüğü açısından kazanılmış bir davaydı. Burada şuna da ifade etmek gerekiyor. Metin Göktepe olayı bize şunu gösterdi. Metin Göktepe olayı ve sonrası basın özgürlüğü kazanılan bir şeydir. Kazanıldıktan sonra da aslında her gün yeniden kazanılması gereken bir şeydir. Çünkü Metin Göktepe nin ardından verilen mücadeleden sonra bir süre hiç gazeteci öldürülmedi. Ama o mücadele tavsamaya başladıktan sonra diyelim ardından Hrant Dink'in katliamı geldi. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor. Hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü her gün yeniden kazanılması gereken bir şeydir. Yani Türkiye, yani dünyada aslında genel olarak basın özgürlüğü bakımından çok ileri sağlam bir noktada olabilseydik, dün örneğin Charlie Hebdo'ya yönelik o yani güvenliğe de hiç gerek kalmadan yani hegemonik olarak o saldırıya zaten cesaret edilemezdi. Ama burada bir gerileme yaşandığı için aslında güvenlik devleti kriterleri, özgürlüklere saldırılar daha da derinleştiği için bu saldırıların da önü açılıyor diye düşünüyorum. Yanımızda TGS yöneticisi Sedat Yılmaz var. Ona da soracağız. Zira gazeteciler üzerindeki baskı aslında hem Metin katledilmeden önce çok yoğundu ama son yıllarda çok daha hissedilir oldu. Ona soracağız. Bir meslek örgütü olarak hem Metin'i soracağız hem de bugün gazetecilerin yaşadıklarını soracağız. Şunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Metin'i aramızda koparıp götüren 19 yıl önceki o vahşi suikast diyelim buna. Lanetle kınıyorum ve Metin'i saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyorum. Şimdi tabii Metin zor dönemlerin, zor günlerin gazetecisiydi. Onun döneminde Türkiye'de karanlık bir dönemin hep birlikte tanıklık ediyorduk. Faili meçhul cinayetler, köy boşaltmaları, cinayetlerin ardı ardına geldiği bir dönemden bahsediyorduk. Zaten Metin cezaevinde katledilen iki tutuklunun cenazesi için gitmişti değil mi oraya? Evet aynen öyle. Dolayısıyla Metin'in o kararlı duruşu, dik duruşu, inatçı duruşu Türkiye'de basının, gazetecinin nerede durması gerektiğini bize öğretti. Ardılları da bunu bugün yaşatıyor ve nereden durmamız gerektiğini, hangi objektifte biz dünyaya, Türkiye'ye bakmamız gerektiğini bize öğretiyor, öğretilmeye devam ediliyor. Dolayısıyla Metin'in bu zor günlerin kalemini bugün de hep birlikte tanıklık ediyoruz. Devam ediyor Türkiye'de, karanlık devam ediyor, Türkiye'de baskı devam ediyor, Türkiye'de sömürü devam ediyor. Bu düzene karşı ama direnen, ama kararlı duran, ama inatçı duran Metin'in ardılları var. Onlarla birlikte aydınlık bir Türkiye'nin geleceğini birlikte örüyoruz. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Aslında o dönemlere baktığımızda ve bu dönemle karşılaştığımızda Türk medyasının içinde bulunduğu hal hep birbirine benzeyen bir durumdu. Sermayenin ve iktidarın şartları arasında manipülasyonu, halktan gizlenen, halktan koparılan bir şeylerin, gizlenen bir şeylerin olduğunu hep bize gösterdi. Metin ve Metin gibilerinin, ardıllarının bunu sürekli teşhir eden, ortaya koyan kararlı bir duruşun simgesidir. Ben Metin'in kaleminin yere kalmadığını bugün dönüp baktığımızda, bugünkü gencecik onlarca gazeteci meslek arkadaşlarımı gördüğümde sevinçle, umutla bakıyorum ve Metin'e şu sözü veriyoruz. Gözün arkada kalmasın. Senin ardılların, senin bıraktığı kalemi, senin inatçılığınla, senin duruşunla, senin objektifinle bakmaya devam ediyor diyorum. Ne duvarda düştü. Metin'le arkadaşlar öldürdü. Metin'i Tansu'yla, Orhan Taşan'la
Ne dar mı ne zıkkım o. Şimdi de ortalık daha çok kötü, daha pis, daha iyisi gelecek, daha kötüsü gelir. Çoluk çocuklar hep içeride, aç, susuz, grevde. Onlar bizim çocuklarımızı hep öldürdüler, hep açlık grevine girdiler, orada öldüler. Cezaevine koydular, işkencede öldürdüler. Ne yapacak biz? Biz ölüp gidiyoruz, bir şey yapamıyoruz, bir şey edemiyoruz. O çocuklarımız niye ölçsün? Onlar hep bizim çocuklarımız, o eyle olanlar. Kırkızlar dolu, mafyalar, çeteler. Acep devlet var mı? Hep çeteler, hep mafyalar. Ya Metin bir kesteciydi. Metin işkıyor değildi. Adam öldürmemişti. Onların kötü şeyini dışarı çıkarttı. Kötü şeylerini dışarı çıkarttı diye Metin öldürdüler. Yoksa Metin'i de öldürmezler. Ama Metin, ben ne zaman öldümse Metin'in yolunda gidemem. Yolana kadar da sürünene de Metin'in şeyinde gideyim. O yolda gideceğim. Böyle değneğiyle gezer yine gideceğim. Hepiniz benim için birer Metin, o kasteciler, o çocuklar hep benimkiler. Size teşekkür ederim, ilgilenmedim. Ben bu sefer hiç iyi değildim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Fadime Hanım. Çok teşekkür ederiz. Evet, Metin'in 19. yıl anmasındayız. Yanımızda Berkin'in annesi var. Çok duygusal bir an oldu mezarı başında. Çok zorlamak istemiyorum ama kısacık duygularınızı almak istiyorum. Metin'i Berkin'e de, Berkin'i Metin'e de benzetiyorlar. Öyle de şeyler söylendi. Evet, bunu birkaç kişiden böyle duydum. Gerçekten dikkat edersen kaşların, gözlerinden bayağı evet, benzerme var yani. Ben... Ne hissediyorsunuz? Ne hissedebiliriz ki? Acımız. Hep acı, hep acı. Ne yapılmalı? Yıllardır hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Hiç mücadele ediyor, mücadele devam diyoruz. Ne şey yapıyoruz ama yine de gerçekten hiçbir şey yapılmıyor. Bu sadece bunlar değil. Yıllardır. Yıllardır. Yani ben bir önce kardeş acısını yaşadım. Yaşattılar bana. Sonra da evlat acısını. Bu benim ikinci acım. Peki buradan bir çağrınız olacak mı? Siz aslında Başbakan Erdoğan da çok defa hedefe koydu sizi. Yine de bir şey söylemek ister misiniz buradan? Hem Metin'e hem Berkin'e anan ve bir çağrı yapın. Sadece bunu diyorum. Nereye gidiyorsa mağduriyetini gösteriyor darbe. Darbeyi kim yaptı? Kim mağdur? Belli oluyor darbeyi kim yaptı. Kendi darbe yaptı. Kobani, Şengel, her yer darbe kendisi yaptı. Yanımızda Ferhat Tunç var, sanatçı Ferhat Tunç. Onu Metin için yazdığı adı hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz, hiç unutmadık. Ona mikrofon uzatacağız şimdi bir kez daha. Ya 19 yıl aradan sonra aslında çok değişen bir şey yok. Metin'in acısı hala taptaze. Ben geçen yıl da buradaydım. Böyle yine soğuktu, kar yağıyordu. Hep Fadime Ana'yı düşünürüm bu havada. Demin gelirken de Fatih arkadaşımıza onu söyledim. Herhalde bir anne şeyi düşünür yani her kış oldu mu çok daha büyük bir acı duyarak evladının yattığı yerde üşüdüğünü düşünür. Hakikaten ben de aynı duygu içerisindeyim. 19 yıl önce vahşice dövülerek katledildi. Ama Metin'den sonra dövülerek katledilenlerin sayısı o kadar çok fazla ki dolayısıyla bu sistemin kendisine muhalif olan hangi kesimden olursa olsun, aydın olsun, sanatçı olsun, gazeteci olsun, sıradan vatandaş olsun, herkesi düşmanca gördüğü, acımasızca ortadan kaldırmak için kaldırmaya çalıştığına hep tanık olduk. Daha dün Cizre'de 14 yaşında bir çocuk öldürüldü. Metin'den sonra Ali İsmail'in öldürülmesi bana hep Metin'i hatırlatmıştır. Ali İsmail'i de aynı şekilde aynı yöntemlerle döverek öldürmüşler. Bir de Ali İsmail 19 yaşında. Metin öldürüldüğünde Ali İsmail yeni doğmuştu değil mi? Evet. 1 yaşında. Aynen. Şimdi Ali İsmail de
dövülürken yeter öldüm plan diye çığlık atıyormuş. Metin de aynı şekilde. Metin'in dövüldüğünü gören ve ona tanıklık eden birçok arkadaşı dövüldüğü yerde özellikle bağırarak vurmayın diye bağırdığını falan söylerler. Bu zihniyet aslında değişmedi Türkiye'de. Yani Metin'in katleden katiller bu ülkede yargılanmadı. Biz onların yargılanıp ceza aldığını görmedik. Yargılanmaması için olağanüstü bir çaba sarf edildi. Ama tabii ki Türkiye'de zaten adalet daha çok egemenlerin istediği şekilde işliyor. Dolayısıyla onlar kendi adaletlerini oluşturuyorlar. Kendilerine göre yargılıyorlar. Kendilerine göre istedikleri insanları cezalandırıyorlar. Metin'in acısı taze. Evet, ben o gün eve gittiğimde o evdeki fotoğraf hala gözlerimin önünde. Duvarda sazı asılıydı. Fadime Ana, işte benim Metin'im de bağlama çalardı, al sen de bir şeyler söyle dediğinde büyük bir acı duymuştum. 19 yıldır aynı acıyı ben de hissettiğimi söylemeliyim. Yine buradayız herhalde, nice 19 yıllar geçecek ve biz yine burada olacağız. Metin'in kabri başında olacağız. Ama sadece Metin değil, Metin gibi genç insanlar belki aynı acıyı hissederek yine mezarlıklarda olacaklar. Biz tabii ki Türkiye'de bunun değişebilir olduğuna inanıyoruz. Bu otoriter, bu faşizan zihniyetin değişebilir olduğuna inanıyoruz. Bunun değişmesi için herhalde bizden sonraki kuşaklar yine aynı mücadeleyi yürütecekler gibi görünüyor. Sevgili Metin, 19. yılında gerçekten büyük bir özlemle, büyük bir minnetle andığımı ifade etmek istiyorum. Metin katledildiğinde onun cinayetinin aydınlatılması için Evrensel Gazetesi çalışanları başta olmak üzere meslektaşları, siyasi partiler, emekten yana siyasi partiler ve işçiler onun cinayetinin aydınlatılması için uzun erimli bir mücadele verdiler ve o mücadelenin sonunda ilk defa Türkiye'de bir gazeteci cinayeti karanlıkta kalmadı ve az da olsa katilleri, failler ceza aldılar. Bugün 19. yıl anmasındayız Metin'in ve yanımda Ülker işçileri var. Onlara da soracağım, Metin onlar için bugün ne ifade ediyor? Çünkü onlar da çok uzun süredir direniyorlar ve Metin'in gazetesi de onların yanında, onların duygularını alacağım. Şimdi Metin Göktepe'yi daha önceden tabii gazeteci olarak biliyorduk ama Evrensel Gazetesi'ni şahsen ben bilmiyordum. Tabii direnişe geçtikten sonra Evrensel Gazetesi'ni öğrendik. Tabii direnişimizde hep Evrensel Gazetesi ve Hayat TV sürekli yanımızdaydı. Bir de buradan bir vurgu da yapmak istiyorum. Ferhat Tepe'nin de ben bir çizeyim kendim. O zaman 16-17 yaşındaydım. Ferhat Tepe'nin katledilmesi ve memlekette, şehirde büyük bir kalabalığın, büyük bir direnişin, büyük bir şeyin olduğunu gördüm ben orada. Tabii o zamanlar ufak olduğumuz için fazla bu işin bilincinde değildik. Tabii direnişe geçtikten sonra daha çok bilinçlendik aslında. Yani emekçinin, işçinin ve bütün gazetecilerin ve emekten yana olan herkesin bu işi sahiplenmesini diliyorum. Metin Göktepe'nin saygıyla anıyorum burada. Çok teşekkür ederim. Siz de söylemek ister misiniz bir şeyler? Tabii sermaye aslında Eğmen sınıflar kendisine muhalif eden herkesi öldürmeye çalışıyor. Özellikle Soma'da, Ermenek'te. İnşaatlarda ölen işçi arkadaşlarımız da sonuçta bir mücadele sonunda sermaye karşı mücadele ederek katledilmişlerdir. Metin Göktepe'de işte sisteme karşı mücadele edenlerin haberlerini yaparken onlarla beraber olduğu için öldürülmüştür. Yani bugün buraya gelme duygumuz da aslında bir direniş çadırından buraya geldik. Bu şeyin birleşmesidir, bir mücadele hattının birleşmesidir. Metinler yalnız değildir. Tabii lanetliyoruz onlara uzanan elleri. İşçi sınıfına uzanan elleri de aynı lanetli, onlara da gönderiyoruz. Evet, yanımızda bir inşaat işçisi var, Hüseyin Gündoğdu. Yakın zamana damgasını vuran bir katliamın olduğu iş yerinde çalışıyordu. O Torunlar Center'da, hepiniz biliyorsunuz, o asansör faciasının yaşandığı iş yerinde çalışıyordu ve oradan atıldı. Şimdi bugün Metin'in katledilişinin 19. yıl dönümünde onun mezarının başında, ona soracağız Metin Göktepe ve onun gazeteciliği ne ifade ediyor? Onlar bizim her zaman bizim karanlığı aydınlatan bir yıldız olarak bizim veferimizdir. Onları almak bizim her zaman onurumuzdur. Bugün burada olmak da onurdur.
Metinleri, Urmuncuları, Hrantları anmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki onları anmak faşizme, karanlığa sıkılan bir kurşundur. Bunun farkındayız. Onları her anlıkça faşizme bir kurşun sıktığımızı bilerek bugün buradayız. İşaret işçisi olarak burada olmaya devam edeceğiz, onları anmaya devam edeceğiz. Peki şimdi inşaat işçileri Türkiye'de en çok sorun yaşanan, en çok iş cinayetlerinin yaşandığı alanlar aslında inşaat alanları. Ama bir yandan da en az görülen, medyanın da en azından bir kısmını neredeyse hiç görmediği bir alan. Bu yüzden de metin önemli mi? Bizim için önemlidir. Çünkü gazeteci, onlar bizim yanımızda oldular inşaat işçisine. Öldüğümüz zaman hep Evrensel yanımızda oldu. Diğer gazetelerde. Bizler de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar öldürüldüğü zaman, onlar katledildiği zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz inşaat işçisi olarak. Ve inşaat işçilerine de bunun sahiplenmelerini istiyorum. Evet, Metin'in cenazesindeyiz, anmasındayız daha doğrusu. Yanımızda avukat Efkan Bolaç var. Metin katledildiğinde onu en son görenlerden birisi. En son görmüş. Evet. Ya, o gün 4 Ocak'ta Ümraniye'de cezaevinde katledilenlerin cenazesi vardı. Ali Beyköy'de çok ciddi bir önlem alınmıştı. Ali Beyköy mezarlığı biraz aşağı doğru meyilli bir mezarlıktı ve ciddi bir kar yağışı ve arkasında yağmur vardı ve kaygan bir şeydi. Polislerin bununla ilgili olarak bir saldırı yapabileceğini düşünmemiştik. Ancak arkasından inanılmaz bir saldırı oldu. Çoğu insan aşağı doğru kayanlar oldu vesaire oldu. Ve o dönem Eyüp spor salonunda herkesi topladıklarını öğrendik. Beni de aldılar, sonra Metin de minibüse alındı. Metin'le en son biz spor salonunun kapısında kaldık. Spor salonunun kapısında kaldığımızda polis, benim yeni stajım bitmişti, avukatlık kimliğim gelecekti. Metin'in de basın kartı vardı, ikimizi tuttu, herkesi aldı. Polis amiriyle konuşuyordu zannedersem. Sonra beni bıraktılar. Metin'e dediler sen geleceksin. Metin en son giderken herkese sarı basın kartı var zannediyorlar galiba dedi. Ben de daha sonra gelirim. Gülümsedi. Sonra içeri girdi. Ben kapıda bekledim. Akşama kadar bekledik. Herkes çıktı. Akşam bırakıldı. Herkes bırakıldı. Metin yok. Bu arada avukat arkadaşlar geldi. Herkes orada Metin'i aramaya başladı. Çünkü Metin'den haber alınamıyordu bir tek. Bir sürü basın mensubu vesaire de içerideydi ama Metin'den haber alınamıyordu. Daha sonra da Metin'in bir bankın üzerine bırakıldığını ve devletin yalanlarının ne şekilde işlediğini gördük. Gerçi bu devlette cezasızlık kültürü hakim. O dönemde destan yazıyorlardı. Şimdi de destan yazıyorlar ve destan yazanları koruyan bir devlet var. Metin'in katledilmesine sebep olan polislerin aldığı cezalar da malum. Bu sebeple söylenecek bir şey yok. Türkiye'de cidden muhalif olmak, muhalif gazeteci olmak ve şimdikilerin söylediği gibi özgür basını bu şekilde tanımlamak çok basit. Ama gerçekten bunu yapabilmek zor. Metin o dönemlerde bizim hem arkadaşımızdı hem sevdiğimiz bir dostumuzdu. 19 yıldır onun yokluğunu hissediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yanımızda Metin'in de dava arkadaşlarından Selma Gürkan var, EMEP Genel Başkanı. Şimdi Metin'i bugün bir kez daha mezarı başında andınız ama konuşmanızda da dikkat çekti. Yalnızca gazete Metin değil, hem öldürülen gazeteciler hem de bütün katledilenlerin mücadelesinin bekçisi olacağınızı söylediniz. Biraz kısacık toparlar mısınız bizim için de? Şöyle, bunu söylerken şu öngörüyle söylemiştim. Türkiye'nin önümüzdeki dönem açısından yöneldiği siyaset bütün toplumsal kesimleri tehdit eden bir siyasal yönelim. Sadece toplumsal kesimleri tehdit etmiyor, aynı zamanda o toplumsal kesimlerin kendi iç çeşitliliğinin yarattığı barışı da tehdit eden bir yönelim. Dünyadaki, kuşkusuz Orta Doğu'daki ve dünyadaki yönelime bağlı olarak giden bir yönelim. Bu nedenle hem bu farklı toplumların, farklı inançların, kimliklerin kendi arasında barışını sağlaması açısından hem de ülkede hak ve özgürlüklerin kullanımı için demokrasi mücadelesinin güçlendirilmesi açısından görevlerimize işaret etmiştim.
AKP hükümetinin de önümüzdeki dönem hazırlamayı düşündüğü güvenlik paketinden tutalım, çalışma yaşamına dair düzenlemelerinde, basın ifade özgürlüğünde, hak ve özgürlüklerin kullanımında gittikçe hak kısıtlamasına, hak ve özgürlüklerin kısıtlamasına gideceğine dair bir bugünden bunun ipuçlarını vermekte. Bu açıdan da hem iktidar gücünün, artık iktidar haline gelmiş AKP hükümetin bu uygulamalarının karşısında bir mücadele, görev ve sorumluluklara işaret etmek istemiştim. Yanımızda ÖDP eş genel başkanı Alper Taş var. O da bugün Metin Göktepe'nin 19. yıl anmasındaydı. Ona da soracağız. Metin Türkiye'nin simge isimlerinden bir tanesi. Simge gazeteci cinayetlerinden bir tanesi. Ama o günden bu yana gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalar bitmedi. Ona soracağız. Bugün neyi ifade ediyor Metin ve neden yine buradaydınız? Şimdi tabii Metin gerçek devrimci bir gazeteciliğin örneği. Katledilmesinin sebebi de bu esasen. Polis terörüyle ve polis şiddetiyle 19 yıl önce aramızdan aldılar. Daha üretecek, yazacak çok şey vardı gerçekten. Erken aramızdan aldılar. Fakat 19 yıl geçti. Polis terörü ve şiddeti devam ediyor. Aslında buraya bakmak lazım. Sadece gazeteciler üzerine değil, işte çocuklar üzerine bile büyük bir polis terörü ve şiddetiyle karşı karşıyayız. Gezi ve Berkin Elvan bunun en öne çıkan örneği oldu ama daha dün değil evvelsi gün işte Cizre'de Ümit Kurt kardeşimiz yine polis terörü ve şiddetiyle hayatını yitirdi. Nazım'ın bir şiiri var. Der ki bir Acem şairi ölüm adildir diyor. Ölümün adil olması için hayatın adil olması lazım. İşte Metin de adil bir ölüm için adil bir hayat mücadelesi verdi. Yaşamının bağrında aldılar elimizden. Eşit, özgür, sınıfsız, sömürüsüz bir Türkiye ve dünya özlemiydi. Bütün ölülerimize, Metin'e de eşit, özgür, sınırsız, sınıfsız bir dünya ve ülke mücadelesi yaraşır. Onları utandırmamak için hep beraber bu mücadeleyi büyütmenin dışında söyleyecek fazla sözümüzde kalmıyor geriye. Yanımızda HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel var. Siz Metin katledildiği günden bu yana hem Metin'in dava arkadaşı olarak hem de Metin'in katledilişinin hesabını sormak üzere uzun serimli bir mücadele verdiniz. Metin Türkiye'de de ilk defa sembolik de olsa az bir ceza aldı çünkü polisler ama faili meçhul kalmadı ve ceza aldı onu katledenler. Biraz hem Türkiye'nin bugünkü koşullarını da düşündüğümüzde Metin'in gazeteciliği, onun için verdiğiniz mücadele nereye oturuyor, ne söylersiniz bugünle kıyaslayarak? Evet, bugünle kıyaslamak gerekiyor çünkü 19 yıl geçmiş olmasına rağmen hem ülkedeki siyasi koşullar açısından hem gazetecilerin uğradığı saldırılar açısından çok bir şey değişmiş görünmüyor. Şimdi 96 yılında Metin cezaevindeki katliamları takip eden ve orada öldürülen devrimcilerin cenazesini haber yapmak için çalışırken görevi başında polisler tarafından vahşice katledilmişti. Bir defa bunu unutmuyoruz. Yüzlerce kişi, 500'ü aşkın kişi spor salonuna doldurulmuştu. Ve o zamanın güvenlikçi anlayışı, işçi sınıfı, emekçiler, ezilen halklar ve Türkiye'nin sorunları için çaba sarf edenleri hedefe koymuştu. Metin böyle bir ortamda katledildi. Ama o günden bugüne baktığımızda Türkiye'de yine gazeteciler öldürülüyor. İşte Adana'da Azadiye Velat çalışanı arkadaşımız öldürüldü bir kontra eylemle. Orta Doğu'da IŞİD canileri aynı şekilde gazetecileri öldürüyor. Haber alma, halkın bilgilenmesini sağlamak isteyen gazeteciler hedefte. Halktan yana, barıştan, özgürlükten, emekten yana belirlemiş gazeteciler yine hükümetin şiddetini çekiyor. Hükümet satın aldığı, sindirdiği medyayı yandaş medya yapmış durumda ama onun dışındaki bütün medya çevreleri ve gazeteciler hedefte. Dolayısıyla
Metin'in gazeteciliğini örnek alan, Metin'in katledilmesini aydınlatan, onun hesabını soran, onun davasını güden bütün arkadaşları ve o çizgide, o anlayışta mücadele eden gazeteciler hepimiz birer Metin'iz derken boşuna söylemiyorlar. O halkına bağlı ve haksızlığa, zulme, zorbalığa, despotluğa karşı mücadele eden bir gazetecilik tipi bugün de hala son derece yakıcı bir ihtiyaç.